Kureyş müşrikleri diyoruz ama bu Kureyş müşrikleri dediğimiz insanlar Bismikallahümme diye sözleşmelerine böyle başlayan adamlar. Allah'ım senin adına diye sözleşme yapan adamlar. Peki nasıl oluyor? Allah'ım senin adına diye sözleşme yapan adamlar nasıl Allah'ın dinine, Allah'ın peygamberine ve La ilahe illallah davetine karşı ölümüne bir mücadele verebiliyorlar? Evet, burada meselenin iman küfür meselesinin tevhid şirk denklemi üzerinde ilerlediğini yine burada anlıyoruz ki üstad da burada şirk yaşadığımız zamanlarda, modern zamanlarda modern bilimler üzerinden bu defa nasıl insanların dünyasına giriyor. Bunun tahlilini esasen yaptığını görüyoruz. Burada da o bilimin işte küfrani yorumunun işte kainatın içinde her bir şeyi böl parçala ve Allah'tan gayrısına ver. Sebeplere ver, tabiata ver, kendi kendine olmuş diye bu nasıl başlıyor? İşte ehl-i dalaletin vekili, zerre küçük bir şeydir. Ben ona malik olabilirim, Rab olabilirim diye başlayıp ilerleyen bir şey. Neticede birinci mevkıfta gördüğümüz nedir? Küfür, oradaki ifade nedir? Ehl-i dalaletin vekili. Üstad da orada diyeyim ki ehli iman, ehli hidayetin vekili olarak diyeyim aralarındaki o diyalogda küfür ehli dalalet tarafından bir iddia olarak ortaya atılıyor. Bir tezi var ehli küfrün, bir iddiası var. Bir değil mi eşya üzerinde yani kainat içindeki bir alemde nedir bir şey malikiyet sahip lik rububiyet iddiasında bulunuyor. Ehl-i dalaletin iddiası var, tezi var ve birinci mevkıfta, 32. sözün birinci mevkıfında bu tez çürütülüyor, bu iddia çürütülüyor. Bu tez doğru bir tez değil, bu iddia çürük, hakikatsiz, dayanıksız bir şey. İddia diye. Normal şartlarda ne bekleriz? Birinin bir iddiası var. İddiası şey, çürütüldü. Tezin yanlış olduğu ortaya kondu. Sonrasında ne olur? Bitti iş. İş bitti diye bekleriz. Hani bitecek mi böyle iman küfür mücadelesi böyle? Ehli imanın bir şey var, tezi var. Ehli küfrün bir tezi var. Ehli küfrün tezi çürütüldü. Tamam o zaman hidayete gelecek. Ve dünya güllük gülistanlık olacak mı? Hayır, böyle olmayacağını. Lakin üstad yine söyledi var, zamanı Adem'den kıyamete kadar değil mi devam edecek? İman küfür mücadelesi. Bu dünyanın zaten şeyi bu. Ünvan maçı gibi devam evet. Rakipler çıkıyor ve evet. Evet. Korkuyor. Bitmeyecek. Dolayısıyla birinci aşama nedir? Karşılıklı şey. Tezler var. Ehli küfrün de tezi var. Tezini çürüttün de sen, iddiasını çürüttün de bitmeyecek mesele. İkinci mevkufa bakıyoruz. İkinci mevkufta bu defa ehli dalaletin vekili kendi tezini ileri sürmüyor da. Bu defa ehli hidayete onun imana dair söylediklerine dair sorular ve şüpheler üretmeye başlıyor. Yani siz işte şöyle diyorsunuz ama bu nasıl olur? İşte mesela Allah birdir diyorsunuz ve bütün her şeye değil mi? Hakim olan her şeye, malik olan her şeye terbiye ve idare eden odur diyorsunuz. Bir olan Allah bütün bu çeşitlilik içerisinde bütün bu kainatın her bir şeyine nasıl hükmedebiliyor ki filan gibi kendi tezi çürütülmüş bu defa imana dair sorular ve şüphelerle yol alma sonuç alma çabası içerisinde. Yani ikinci mevkıfta da bu defa soruların cevaplandırıldığını hani küfür cephesi tarafından iman cephesine İmana dair, tevhide dair sorulan soruların cevaplandırıldığını ve şüphelerin izale edildiğini, ortadan kaldırıldığını görüyoruz. İkinci mevkıfta. Peki, şimdi düşünelim. Tez ve iddia vardı. Onun asılsızlığı ortaya kondu. Sorular vardı, cevaplandırıldı. Şüpheler vardı, ortadan kaldırıldı. Yani ikinci ünvan maçı da kazanıldı. Evet. Bitti mi? Bitmedi. Bitmeyeceğini anlıyoruz. İşte geliyoruz üçüncü mevkıfa. Üçüncü mevkıfın ikinci nokta. En son bahis. İkinci noktanın ikinci mevkası.
Oradaki paragrafa geliyoruz. Ki bu paragrafın ben yaşadığımız zamanlar, özellikle de bu zamanlar, modern zamanlardan bugün işte şey diye söyleniyor. Yani modern ötesi, sonrası postmodern zamanlar da deniyor. Yani bu zaman da nasıl bir seyir alacak? İman küfür mücadelesi nasıl bir seyir alacak? Nasıl bir yöne doğru seyredecek? Onu üstadın işte Allah'ın nuruyla bakan bir mümin olarak ferasetiyle, basiretiyle nasıl gördüğünü anlamış oluyoruz. Üçüncü mevkıfta bu defa işin yani deyim yerindeyse böyle bir zihni, fikri bir meseleden defa hissi, psikolojik veya şey yaşayış, hayat tarzı ile ilgili bir meseleye doğru yönlendirileceğini, defa iman küfür mücadelesinde imtihanın defa bu noktada seyredeceğini üstadın çok güzel bir şekilde tahlil etmiş olduğunu anlıyoruz. Şimdi okuyalım bu ifadeleri, göreceğiz acaba buna göre de bakalım bugün biz neredeyiz? Bugün iman küfür mücadelesinde 32 sözdeki tarif açısından bakarsak birinci mevkıftaki yerde miyiz? Bugünkü mücadelenin aldığı şekil ikinci mevkıftaki yerde miyiz? Üçüncü mevkıftaki yerde miyiz? Müzakeresini beraberce yapalım. Ehli dalaletin vekili tutunacak ve dalaletini ona bina edecek hiçbir şey bulamadığı ve mülzem kaldığı zaman şöyle diyor ki, normalde tekrar ifade edelim, ne olması lazım? Tutunacak ve dalaletini ona bina edecek hiçbir şey bulamamış. İlzam olmuş yani, mülzem kalmış. Normal teslim oldum. Evet, haklısınız demesi lazım. Hayır, ama iman küfür mücadelesi devam ediyor. Teslim olmuyor. Pes demiyor. Taktik değiştiriyor. Nasıl bir taktik değiştiriyor? Ehli dalaletin vekili tutunacak ve dalaletini ona bina edecek hiçbir şey bulamadığı ve mülzem kaldığı zaman şöyle diyor ki, ben saadeti dünyayı ve lezzeti hayatı ve terakkiyat-ı medeniyeti ve kemal-i sanatı kendimce ahireti düşünmemekten ve Allah'ı tanımamaktan ve hubb-ı dünyada ve hürriyette ve kendine güvenmekte gördüğüm için insanın ekserisini bu yola şeytanın himmetiyle sevk ettim ve ediyorum. Şimdi okuyalım tekrar. Ne oldu? Fikir meselesinden his ve yaşayış meselesini çevirdi yönü. Ya tartışmayalım bu konuları. Ya bunlar derin meseleler. Çözülecek meseleler değil. Kimisi böyle diyor. Yani ne yapalım biz ya kardeşim, şey bir hayat bir yaşıyoruz ya, bir şu hayatın bir tadını çıkaralım. Evet. Ne dedin? Ben saadeti dünyayı, mutluluk ve lezzeti hayatı, hayattan lezzet almak ve terakkiyat-ı medeniyet, her türlü ilerleme şeyi buna dahil edebiliriz herhalde. Terakkiyat-ı medeniyeti ve kemali sanat. Kendini değil mi, geliştirmek, kariyer yapmak vesaire vesaire. Dört tane şey diyor. Söyleyeceğim diyor bu defa. Meseleyi fikri plandan aldı, hissi plana ve yaşayış planına getirdi iman küfür mücadelesinde. İnsanların önüne diyor dört hedef koyarım diyor. Kardeşim sen şu dünyada mutlu olmak istiyor musun? İstiyorum diyecek muhatap. Hayattan lezzet almak istiyor musun? İstiyorum. Sen böyle ilerlemek filan işte istiyor musun? İşte terakkiyat medeniyet. İstiyorum. Kemal sanat, kendini geliştirmek, işte kariyer yapmak, şu yapmak, şu yapmak. Bunları istiyor musun? İstiyorum. İstiyorsan o zaman diyor şunları yapman lazım. Bunlar da düşünmen lazım. Evet. Nedir onlar? Bu dört şeyi gerçekleştirmen için, saadeti dünya için, lezzeti hayat için, terakkiyatı medeniyet için, kemali sanat için. Ne diyor? Ahireti düşünmemek. Şimdi ahireti düşünürsen odaklanamazsın.
Hep şey, şunu mu yapsam, bunu mu yapsam? O zaman şey, bu seni kısıtlar. Tamam. Hep bir şey yapacaksın, aklına gelecek işte cennet cehennem şey. Defa sen yok, kendini geliştiremezsin öyle. Ya mutlu olamazsın o zaman. Hep onu hesap düşünmekten mutlu olamazsın sen. Hayatından lezzet alamazsın. Değil mi? Ahireti düşünmemek. Allah'ı tanımamakta. Ki bu sıralama da bana manidar. Normalde şöyle olmasını bekleriz sıralamanın, değil mi? Allah'ı tanımamakta ve ahireti düşünmemekte olmasını bekleriz. Ama sıralama değişik. Önce ahireti düşünmemekte dedi. Yani burada da hani ahirete iman meselesinin şu yaşanan zamanda özellikle de iman küfür mücadelesinin hissi ve yaşayışla ilgili boyutunda hani imanı bil ahiretin, haşre imanı ne kadar kritik bir ehemmiyeti olduğunu anlıyoruz. Keza üstadın haşir risalesiyle o yeni sayıt olarak bir manevi mücadelesine haşir risalesiyle hani başlamasının ardındaki sırrı da bir parça değil mi? Kavruyoruz bunu. Çünkü şöyle bir şey zaten yaşadığımız zamanlara da bakalım. Şimdi insanların kendi hayatlarını yaşıyorlar. Kendi bildikleri gibi yaşıyorlar. Kafalarına göre yaşıyorlar. Hani lehül mülk ve lehül hamd ve lehül hükmü ve ilehi turcaun yok. Hani mülk onundur. Hamd onadır. Hüküm koymak hakkı ona aittir. Ve ona döneceğiz. O da hesap soracak. Yani bu dünyadaki yaşayışımıza göre. Buna göre yaşamıyor. Tamamen hani şey... bu dünyadan işte buradaki şeyle mutlu olmak, hayattan lezzet almak, kendini geliştirmek vesaire yaşıyor. Bu şekilde yaşarken insanlar evet hüküm koyan, mülkün sahibi olan ve hüküm koyan ve hesap soracak olan bir yaratıcı ile problemleri var da. Ama sıkıştığında şey yardım istediği bir yaratıcı ile problemi yok. Hani deyim yerindeyse anlaşılsın diye söylüyorum. Hüküm koyan bir Allah'la problemleri var da ama hizmet eden. Yani ne bileyim ben bunu aldım yapamıyorum bana yardım et dedim. Peki tamam hemen geliyorum. Halledelim filan. Diyen bir şeyle problem var. Yani insan hayatın içerisinde kendine yetemiyor. Kendine yetemediği yerde evet kendini aşan, başka kendisi gibi diğer aciz mahlukları da aşan bir şey. Kudrete sığınma ihtiyacını hissediyor. Ki Kur'an'da gene buna dair atıflar yine göreceğiz. Müşrikleri tarif ederken. Değil mi? Bunu aldığında diyor, yani Allah'tan gayrı taptıklarını bırakır, yalnız Allah'tan ister diyor. Sonra biz onu diyor tekrar şey, rahata kavuştururuz, tekrar diyor şey, unutur gider yani. Günlük hayatta işimiz Allah'a kaldı diye bir evet. ifade var ya. Bunu müşrikler mi yaparmış abi? Evet. Bizimle alakası yok yani. Yani işte yani buradan imtihanın, yani işin o kısmındaki imtihanın ne kadar devamlı ve güncel olduğuna dair bir ders de çıkarmamız lazım elbette o ayetlerden. Hani şöyle diyeceğim, dolayısıyla ahirete düşünmemek niye öne aldı? Çünkü hatta öyle bir şey vardı. Mesela bir adam ateistler için şey diye, din rehberi diye bir Alem Baton diye kendisi bir ateist. Hani diyor aslında hani din diyor ateistler için bile şey yararlı ve rahatlatıcı bir şey diyor. Aynen üstadın hani söylediği gibi yani ne bileyim hiçbir şey yok yaratıyor her şey insan kendi eline kalmış yani ama işte yetemediğin yer var. Orada aslında belki de vardır. Yaparsın. Evet. Belki de vardır ve şey belki evet bir istesem, dua etsem şey olur en azından şey rahatlıyorum bu şekilde. Evet. Anlatabildim mi? Dua etmekle. Değil mi? Yani bir yaratıcının varlığı veya en azından onlar için var olma ihtimali o kadar problem yaşadıkları bir şey değil. Yeter ki bu yaratıcı kural koyan, hüküm koyan ve bu hükmüne uyup uymadığımıza göre hesap soracak olan bir yaratıcı olmasın. Yani ahiretin sahibi, bani'i bir yaratıcı ile problem var. Yani asıl problem burada. O yüzden şey, üstad ahireti düşünmemek birinci sırada bunu koydu. Yani ahiretsiz bir yaratıcı inancı o kadar şey değil.
problem değil. Baksak, ehil dalalet açısından baksak. Hüküm koyan ve ahireti yaratıp bu dünyadaki amelini insanların hesaba koyacak olan bir yaratıcı. O dönüp insanı bu dünyada ben kendime malikim, istediğim gibi yaparım, canım ne çekiyorsa, keyfimin kahyasıyım filan. Bu şekilde yaşamayı sağlayan bu ahiretsiz bir yaratıcı inancı diyeyim. Hani yani yaratıcıya inanmadan hani yürüyebiliyor ama ahiretsiz bir yaratıcıyla da çok problem yaşamayabiliyor. Hatta bu Türkiye'deki meşhur ateistlerle bir röportaj yapıldığında bu ben diyor Allah'a inanıyorum ama ahirete inanmıyorum. Mesela tabii. Çünkü insanı nefsi asıl bağlayan o. Nefsi asıl bağlayan ve dizginleyen o. Tabii üstadın söylediği nedir? Bütün risaleler açıklar. Bütün iman esasları hepsi bir küldür, bir bütündür. Hepsi birbirine bakar, hepsi birbirini tamamlar. Yani biri diğerinden bağımsız olarak düşünülemez. Hepsi birbirini ispat eder. Kritik olarak hani üstadım burada hani niye ön aldı dedik. Başlı başına bu şey. Normalde hani imanı billahla başlar değil mi? Yani o inandığımız Allah'tır ki. Her şeyi gücü yeten Allah'tır ki. Bu dünyayı da ahireti yaratmıştır. İşte insanı öldükten sonra diriltmeye muktedirdir ilahir. Kitabla gider. Hani normalde sıralama budur. Değil mi şeyde? Akaid kitaplarına da bakarsak. Değil mi? Ahirete iman diye başlamaz. Değil mi? Allah'a iman diye başlar. Ama burada üstad niye dikkatsizlikten mi söyledi? Özellikle ahirete düşünmemek meselesini öne aldı. Hayır. Burada ahireti yaratan, öldükten sonra insanı diriltip hesap soran bir yaratıcı. Kritik nokta bu olduğu için bu noktayı vurgulamak üzere üstadın kasıtlı şekilde, bilinçli şekilde ahirete düşünmemek meselesini öne aldığını anlıyoruz bu açıdan baktığımızda. Tekrar okuyalım. Hadi buyur abi. Bir cümle de burada şu abi. Yani netice itibariyle madem burada artık tamam abi. Burada artık yaşam düzleminde bir şey var ya, yani mücadele alanı fikri zeminden bilahare şüphe iras eden bir başka alana oradan şimdi yaşam düzeninde ve psikolojik anlamda insanın hayatlarına dokunan bir mesail üzerinden gelişince modernitenin bugün iddiası şu değil mi yine? Yani cenneti sonrasında hayatın sonrasında yaşamak yerine biz bu alemi kılacağız. Zaten bütün ideolojiler ne vaat ediyordu? Yeryüzü cenneti. Yeryüzü cenneti. Yani onların hedefleri yeryüzü cennetiydi zaten. Dinler size öldükten sonra diyorlar biz burada sağlayacağız. O kadar. Evet. Garanti. Yani, bu garanti yani. Bu garanti ama öbürü bu anlamda kendi dünyasında dolayısıyla aslında üstadın ahireti önceleyen meselesi bu önem, bu yönüyle de modernitenin, postmodernitenin tamamen ortaya koyduğu. Çünkü onlar belki kendi eksenlerinde de haklılar. Hani o dönem içerisinde Hristiyanlığı düşünürsek yani orada yaşanan taassubu düşünürsek bu anlamda sadece kilisenin ve etrafındakilerin dünyaya ilişkin yaşadığı bir vasat ve zeminde o zaman gelin size dünyayı kılalım. Hız, has yani netice itibariyle hep o mentali beslemiyor mu? Evet. Bu nedenle ahiretin öncelenmesi hakikati hakikaten muhteşem. Evet. Bir daha dalaleti tercih eden bu şahsı maneviyenin en belki de bariz mümtaz vasfı tek deha gözü. Yani tek deha olması. Yani tek gözü sadece dünyaya hasretler eden bir anlayışla ön plana çıkması ve böyle bir yaklaşıma değil mi? Yani evet. Evet. Kendimizden. Dolayısıyla ne dedi? Tekrar şey yapalım. Ehl-i Dalaletin vekili. Ben saadeti dünyayı, lezzeti hayatı, terakkiyat-ı medeniyeti kemali sanat. Dört hedef koydu. Bunun için ne yapacaksın dedi. Bunu istiyorsan şu yoldan gitmen lazım. Hangi yolu? Ahireti düşünmemekte ve Allah'ı tanımamakta ve hubbu dünyada, dünya sevgisi ve hürriyette. Yani sen hani kendini yani şey olma, özgür ol. Kısıtlama kendini. Değil mi? Zaten ahirete işte dedik. İnanmamak, ahireti düşünmemek ve Allah'ı tanımamak da ne için? Çünkü Allah'ı tanıdığında ve ahireti düşündüğünde evet. Yani onun mülkündesin.
onun mevlüküsün, dönüşün ona. Değil mi? Bu şey insanın şey, dolayısıyla sen kafana göre hareket edemezsin. Canının çektiği gibi şey yapamazsın. Mülkün sahibi ne istiyorsa mevlükünden, sen de ona göre davranmak durumundasın diyecek. Birbirini zaten getiren şeyler dolayısıyla. Ahireti düşünmemekte, Allah'ı tanımamakta, hubbu dünyada, hürriyette ve kendine güvenmekte. Gördüğüm için. Şimdi mesela öyle ki, değil mi mesela, kendine güvenmek. Şey, biz kendi aramızda bile, ehli din arasında bile mesela, şöyle dikkat edelim. Diyeyim ki 20 sene, 40 sene önce pek de şey dilimizde olmayan bir kelime. Ne kadar çok kullanıyoruz. Özgüven. Özgüvenli çocuklar yetiştirmekten bahsediyoruz, değil mi? Yani insan ne ki nesine güvensin? Değil mi şey? Yani acizliği, fakrı, yani ne bileyim, değil mi? Yetersizliği, her şey ortada ama mesela ne kadar çok kullanıyoruz, değil mi? Özgüven kelimesini. Kendine bak diyor yani. Evet. Özgüven, yani, kendine iyi bak mesela. Yani. Evet. Nasıl bakacaksın hani kendine iyi? Evet. Ama mesela şeyin, o işte bir yol çiziliyor, o yol hani ta hayatları kadar hangi sözler üzerinden nasıl şey sirayet ediyor. Veya gününü yaşa işte. Hubbu dünya dedi ya. Gününü yaşa. Anın tadını çıkar. Anı yaşa. Kendini gerçekleştirmek. Evet filan. Onlar nereden çıkıyor bak. Tekrar okuyalım. Ne dedi? Ehli dalaletin vekili tutunacak ve dalaletini ona bina edecek hiçbir şey bulamadığı ve mülzem kaldığı zaman. Fikri planda ne iddiası kalmış ortada, ne sorusu şüphesi kalmış. Ama bitmiyor iman küfür mücadelesi. Ne oldu? Hissi plana taşındı. Hayat tarzı planı, yaşayış planına taşındı. Nasıl taşındı? Bir defa dedi ki insanlara, geçelim o şeyleri. Bunlar şey, ince derin meseleler. Yani burada anlaşmak mümkün değil işte. O mudur, bu mudur filan. Bırakalım onu. Ya gelin biz şey. Bir yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Bir hayatımız var mı? Var. Şimdi biz bunu nasıl değerlendireceğiz? Ona bakalım. Nasıl değerlendireceğiz? Dedi saadeti, bir kere mutlu olmamız lazım. Saadeti dünya. Lezzeti hayat. Hayattan tad almamız lazım. Terakkiyat-ı medeniyet. İlerleme ve kemal-i sanat. Ve kendini geliştirme. Bunu kendimce ahireti düşünmemekte, Allah'ı tanımamakta, hubbu dünyada, dünyayı sevmekte, hürriyette, kendine güvenmekte gördüğüm için insanın ekserisini bu yola şeytanın himmetiyle sevk ettim ve ediyorum. Dolayısıyla buradan ne anlıyoruz? İman küfür mücadelesi sadece fikri düzlemde yaşanan bir mücadele değil. O işin bir tarafı. Evet, orada da bizim en başta kendi nefsimize ikna etmemiz için ciddi bir çaba vermemiz lazım. Dün akşam okundu. İşte o bürhan mesleğinden gitmemiz lazım. Değil mi? Kur'an da böyle söylüyor zaten, değil mi? Kul hatu burhanekum in kuntum sadikin. Orada yolunda sadık olarak devam edebilmek yolunun bir sağlam bir delile dayanmasına bağlı. Dolayısıyla yani iman yolunda sırat-ı müstakimde berdevam olabilmek için bizim evet şey yakine ulaşmamız lazım. Bürhan mesleği gitmemiz lazım. Amenna. Ama iş sadece akli ve fikri çerçevede bitmiyor. Bunun yanında bir de şey hislere dokunan bir tarafı var işin. Akıl fikir kabul etse de hisler başka yöne sevk edildiği için insanlar hala gitmesi gereken yoldan değil başka bir yoldan gidebiliyorlar. Veya buradan giderken de gözü öbür tarafta hala olabiliyor. Ki bugün baktığımızda birçok insan açısından biliyorum ama yapamıyorum. Nasıl yaşanıyor? Böyle işte. Çünkü aklın söylediği bir şey, nefsin sürüklediği, çektiği başka bir şey.
Yani buradan şunu anlıyoruz, yani iman küfür mücadelesinde ehli imanın, üstten burada ortaya koy, devamında izahını zaten göreceğiz. Meselenin bir tarafı yakin mesleğiyle gitmek, imanın, değil mi? İmanı afakta ve enfüste, kainatı ve kendi iç dünyasındaki donanımları, Allah'ın varlığının, birliğinin, iman esaslarının delili, şahidi kılabilmek. Risale-i Nur'da, çok risalelerde ortaya konduğu gibi. Bu gerekiyor. Ama bunun yanında ikinci bir nokta olarak, bu meselenin bir de hissi bir tarafı var. Yaşayışla ilgili bir tarafı var. Orada da bizim bu defa kalbi mutmain kılmamız ve nefsi izam etmemiz gerekiyor. Peki bu nasıl olacak? Üstadın devamında, o okumayacağım ben. Yani sadece müzakerenin bir şey, kapısını açmış olacağını diyelim. Devamında üstadın izahlarına baktığımızda bunun nasıl olacağını görüyoruz ki başka bir yerde de üstad 50'li yıllarda Hutbe-i Şamiye yeniden basılırken ona da koydurduğu o bir bahiste Risale-i Nur'un muvaffakiyetinin sebebi nedir diye iki veçe söylüyor. Biri, değil mi, iman hakikatlerini 2 kere 2 4 eder derecede diyor şey. Kuvvetli bürhanlarla ispat ediyor ama bunda bırakmıyor. İkincisi ne diyor? İmanda bu dünyada dahi bir manevi cennet, küfürde, küfür yolunda bu dünyada dahi bir manevi cehennem olduğunu gösteriyor diyor. Yani fikri planda da meseleyi açıklıyor, hissi planda da meseleyi açıklıyor. Akıl tarafında da cevap var, kalp tarafında da cevap var. Şimdi biz genellikle burada bu ikinci şeyi atlıyoruz. Yani ne diyoruz? Şöyle diyorum ben, bir espri oldu misali. Huzur İslam'da diyoruz. Ama Müslüman'ın ne yüzünde bir huzur hali okunuyor, ne evinde bir huzur hali okunuyor, ne iş hayatında misal bir huzur hali okunuyor. Huzur İslam'da zaten. Bizde değil. Müslüman'da değil. Yani diyordum huzur İslam'da ama bizde huzur yok. İken nasıl şey yapabileceğiz işte? Yani imanda şu dünyada bir manevi cennet olduğunu biz kendi nefsimize gösteremedikten sonra. İki, kendi hayatlarımız başka hayatlara bu noktada değil mi? Örnek olamadıktan sonra demek ki yani 2 kere 2 4 eder derecede de iman hakikatlerini izah etsek ancak %50 sonuç alabiliriz. Hani %100 bir şey istiyorsak üstadın o söylediği iki taraf. Bir tarafta nedir? Evet, iman hakikatlerinin yakin ile ispatı, 2 kere 2 4 eder derecede ispatı, delilinin, bürhanın ortaya konması, kainatın şahit kılınması o iman hakikatlerine ve ikincisi imandaki o şu dünyada dahi bir manevi cennet olduğunu gösterebilmek halimizle, hayatımızla, keza küfürde şu dünyada dahi bir manevi cehennem olduğunu görebilmek, gösterebilmek. Devamında üstad zaten söyleyecek, el cevap diyecek. Biz dahi Kur'an namına diyoruz ki ey biçare insan, aklını başına al, ehli dalaletin vekilini dinleme. Eğer onu dinlersen hasaretin o kadar büyük olur ki tasavvurundan ruh, akıl ve kalp ürperir. Senin önünde iki yol var. Birisi ehli dalaletin vekilinin gösterdiği şekavetli yoldur. O seni mutlu etmeyecek, perişan edecek, derdi tasaya bırakacak seni. Şekavetli yoldur o. Diğeri Kur'an-ı Hakim'in tarif ettiği saadetli yoldur. Ela bi zikrillahi tatmainil kulub. Yani sen huzur istiyorsan, mutluluk istiyorsan onun yolu orada değil. Orada mutluluğun tam aksini görürsün. Şekavet bekliyor orada seni. Bu dünyada dahi. Geçelim öbür tarafa, bu dünyada dahi. Şekavet bekliyor. Huzur, saadet, haz beklemiyor seni. Saadet nerede? Kur'an-ı Hakim, diğeri Kur'an-ı Hakim'in
tarif ettiği saadetli yoldur.